İyi akşamlar değerli dostlar. Yeni Aktif Hoca Haber FES televizyonundan gündemin yetikleri programından sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Biz de izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Evet, bu akşam gündemin yetikleri programında neler var? Sıra sıra sizlere vereceğiz. Şu anda ben de Necdet Özdeş ve genel yönetmenimiz Kenan Nergiz'le beraber yayındayız. Grup Başkanımız Hüseyin Denizgez de programın ikinci bölümünde sizinle beraber olacak ve görüşleri ve konuları ki hakimiyetiyle hepinize bilgi vereceğiz. Evet, sevgili Kenan, iyi akşamlar. İyi akşamlar Necat'ım. Şimdi biliyorsunuz koronavirüs tedbirleri nedeniyle biz de telekonferans sistemi sayesinde evet. Yayınlarımıza devam ediyoruz. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bugün zaten konularımız bir hayli kalabalık bir konumuz var. Tabii ki bunları sırasıyla siz sayın izleyicilerimize görselleriyle beraber, VTR'leriyle beraber aktarmaya çalışacağız. Tabii ki şimdiki ilk konumuz eski Ramazanlar. Onlarla ilgili kısa bir VTR'miz var. Onu seyredelim. Ondan sonra konularla, sohbetlerle devam edeceğiz. Tamam, bekliyorum. Evet, eski Ramazanlarla ilgili bir kısa VTR, ondan sonra tekrar beraberiz. Evet. Evet Necat'cığım. Şimdi eski Ramazanlarla ilgili kısa bir böyle bir
anı paylaştık. Evet. Bu anılarda biz geçen sene seninle beraber başlamıştık. Evet. Bu anılarda 65 yaş üstü kişilerden aslında biz bu sene de o kişileri çıkartıp Ramazan boyunca eski Ramazanları yad etmekti amacımız ama bu koronavirüs illeti diyelim ve hastalığı diyelim o bizi sekteye uğrattı. Ben de dedim ki Kenan'a ya biz de tamam 65 yaş üzerine girmedik ama biz de o sınıra yakınız. Kenan'cığım dedim ki sen Çankırılısın. Çankırı'daki eski Ramazanlarda ne vardı? Sen onu bir anlatırsın dedim. Bize anlatır herhalde. Oradan sonra ben de bir anlatırım. Bu arada gündemin gittikleri programındasınız. İlk bölümünde biz Kenan Bey'le, Kenan Nergiz ve Necat Özdeş'imiz. İkinci bölümümüzde de grup başkanımız Hüseyin Denizgez tekrar bizden beraber olacak. Evet Kenan, Çankırı'da eski Ramazanlar, sen de biz de eskidik artık ya. Öyle değil mi? Evet. Buyurun. Şimdi şöyle söyleyeyim, Çankırı'da gerçekten eski örf, adet ve geleneklere düşkün bir yer. Tabii ki şöyledir, biz bayram günü gelecek diye inan sevinçten uyuyamazdık gece. Özellikle bayram günlerinde temiz kıyafetler, yeni alınan kıyafetler, ayakkabılar, inan onları başucumuzda alıp yastığımızın kıyısına koyup öyle uyurduk. Onlarla yatardık yani. Evet. Aynı bizde. Şimdi sabah da olunca bu temiz üstlerimizi giyip önce camiye giderdik. Tabii hı, büyüklerimiz bizi götürürdü. Çok ufakken hatırlıyorum çünkü rahmetli babam, dedem. Allah rahmet eylesin. İşte beraber giderdik, namazlarımızı kılardık. Eve gelirdik. Tabii eve gelesiye kadar evde sabah kahvaltı sofrası hazırlanmış vaziyette. Hemen duamızı yapar, yerdik yemeğimizi. Yemek yedikten sonra kalkardık, büyüklerimizin elini öperdik. Ama niye öperdik büyüklerimizin elini? Ya, evet. Söz konusu bahşiş. Yani. Orada bahşiş bir, orada bir yani şey var. Bahşiş alacağız. Evet. İşte onlarla beraber çıkacağız dışarıda, eğleneceğiz. Tabii ki önce öptükten sonra, bahşişlerimizi aldıktan sonra evden dışarı çıkardık. İşte bu gene bir nostalji oldu. Yani bu çatapatlar işte olsun, havai fişekler olsun, işte kız kaçıranlar olsun. Bunlardan alırdık. İşte havai fişekleri atardık. İşte her tarafta bir şey sesi, nedir o? Maytap sesi. Hı hı. İşte mantar tabancasına mantar alırdık. Gerçekten güzel günlerimiz oldu. Sonra işte mahalledeki bütün yaşlıları, komşuları dolaşırdık. Onlar bize şeker ikram ederlerdi. Biz de onların ellerini öperdik, bayramlarını kutlardık. Şimdi bakıyoruz yani bu senede koronavirüs davasından dolayı bırakın büyüklerimizin elini öpmeyi, inan onların yanına dahi gidecek durumumuz yok. Çünkü alınan bir tedbirler var. Hı-hı. Sağlık tedbirleri var. Biz bu sağlık tedbirlerine ne kadar çok riayet edersek bir an önce iyileşme sürecine girip normal hayata dönmemiz mümkün. Yani bu salgından en kısa kurtulmanın evet, yolu şeylere uymak. Evet, aynen öyle. Yani şimdi şeylere bakıyoruz mesela, şimdi gelen mesajlar da var. Ben şöyle anlatayım. Hüseyin tam gözlüksüz göremedi. Civagin, evet. Evet. Sakarya'dan selamlar demiş. Sen bu arada gözlüğünü... Sakarya'dan, evet. Gerçekten her taraftan şu anda izleniyoruz. Evet. Bizler onların gerçek seyircilerimize
Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizi izlemeye devam edin. Çünkü bayağı yüklü konularımız var. Tabii bunları şu anda açıklamamız mümkün ama ileride yavaş yavaş göreceksiniz. Yavaş yavaş. Her telden bir şey, bir nebze de olsa bir şeyler edinmeye uğraştık. Tabii önemli günler var. Bunları anlatacağız. Ve en son da işte güzel bir konuğumuzla beraber, yani grup başkanımızla beraber güzel bir sohbet yapmayı düşünüyoruz. Düşünüyoruz derken sohbet yapacağız. Edeceğiz, evet, yapacağız. Hepinize evet. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii ki konularımız devam edecek. Evet, ben sözü Nejat'a bırakıyorum. Evet, sevgili Kenan, eski Ramazanlar deyince dediniz, sen anlattın. Ben de şöyle bir anımı anlatayım. Biz eski Ramazanlarda, Allah rahmet eylesin, teyzemler ve büyüklerimiz, diğer büyüklerimiz yaşarken, biliyorsunuz Ramazan akşamlarında iftar sofraları meşhur. Biz Ramazan'ın gelmesini, tabii küçükken, ondan sonra gençken bile aynı şekilde istedik, bekledik. Çünkü teyzemlerimizin, daha biz Ramazan dışında da yiyorduk ama Ramazan içerisindeki o yapmış oldukları güzel yemekler bizi cezbediyordu. Ya şimdi işte o diyoruz ki, tabii onlar hepsi tarih oldular. Onlar toprağa gittiler. Hepsinin Allah rahmet eylesin diyoruz. Ve diyoruz ki eski Ramazanlarda o tat, tuz yok. Kenan bahsederken mesela bu bayram şu anda 6 gün kaldı değil mi Ramazan bitmesine? Evet. Haftaya pazar biz pazar günü birinci gün oluyor. Birinci gün oluyor. Bayram kutlayacağız. Bayram namazı şu anda yarın ki biz kesin olarak konuşmayalım değil mi Kenan? Evet. Yarın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını bekliyoruz. Açıklamasını bekliyoruz. Belki bayram namazı içinde bir ufak bir bize açıklık yaparlar. Onun için biz kesin konuşmayalım. Ama cuma namazları biliyorsunuz 12 Haziran'da başlayacak. Bunlara da bugünkü haberlerde biz demin Kenan'la gelirken evden beri dedik ki işte artık yavaş yavaş bu arada da koronavirüsle de bahsedelim. 44 kişi ölmüş bugün. Gittikçe azalıyor. Ama olay şu, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın dediği gibi tedbiri elden bırakmayalım, evde kalalım. Demek ki evde kalmanın büyük şeyleri var diye bu şekilde konuştuk. Evet, eski Ramazanlar dedik. Eski Ramazanlardan, Ramazan da geldi, gidiyor. İşte 6 gün sonra bayramımız olacak. Herkese de hayırlı Ramazanlar diyelim. Allah tuttuğunuz oruçların mükafatını inşallah kabul etsin. Kabul etsin diyelim. Evet. Ve ikinci konumuza geçelim. Kenan, buyur. Evet. Şimdi ikinci konumuzda bizim şeyimiz belli, yayın sıramız belli. Evet. Şimdi hava şehitleriyle ilgili gene güzel bir VTR'miz var. Onu izleyelim. Ondan sonra bu konuyla ilgili konuşmalarımıza devam edelim. Evet. Buyurun. Sorkunuz bu şapası, sorkunuz bu şapası, sorkunuz bu arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Kanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Evet, sayın izleyicilerimiz, şimdi bugün 15 Mayıs Hava Şehitlerinin Anma Günü olarak kutlanıyor. Karaları, denizleri, gökleriyle bölünmez bir bütün olan güzel yurdumuz Türkiye'de 15 Mayıs günü hava şehitlerini milletçe andığımız Hava Şehitleri Anma Günü olarak kutlanıyor. İlk zaten şöyle söyleyeyim. 1630 yılında Hezarfen Ahmet Çelebi Osmanlı İmparatorluğu zamanında İstanbul Galata Kulesi'nden kanat takarak uçmuş, İstanbul Boğazı'nı geçerek Anadolu yakasına inmiştir. İnsanların uçmayı gerçekleştireceğinin ilk ispatı olan bu Türk önderinin başarısı dünya milletlerine örnek olmuş. Bu uğurdaki çalışanlara inanç ve güç kaynağı olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa ülkelerinde uçmak ve uçak yapımı çalışmalarına önem verilmiştir. Birçok taşıma aracı olmakla birlikte yurt savunmasında da kullanılmaya başlamıştır. Uçak sanayisi hızla ilerlemiş ve büyük gelişmeler sağlamıştır. Günümüzde bütün teknik yeniliklere sahip, ses hızını aşan yolcu ve savaş uçakları yapılmıştır. Tabii ki bunlara şunları da eklememiz lazım. İHA'lar ve SİHA'lar da günümüze girdi. Gerçekten radara yakalanmayan ve sınır ötesinde yapılan bütün operasyonlarda bayağı etkili olmuştur. Tabii ki ilk kadın pilotumuz Atatürk'ün sayesinde yetişen Sabiha Gökçen'dir. Ülkemizde Devlet Hava Yolları 1938'de Türk Hava Yolları'nda Hava Yolları da 1956'da kurulmuştur. İlk savaş pilotlarımızdan Fethi Bey görevli olarak Mısır'a giderken uçağa düştü ve şehit oldu. Fethi Bey'in arkadaşları olan Sadık ve Nuri Beyler de Fethi Bey'i aramaya giderken Toroslar üzerinde uçakları düştü ve şehit oldular. Yine ilk savaş pilotlarımızdan Fazıl Bey, 1. Dünya Savaşı'nda İstanbul semalarında İngiliz uçaklarıyla tek başına savaşıp büyük başarı kazandı. Kurtuluş Savaşı başlayınca Anadolu'ya geçti. Havacılık konusunda büyük görevleri başardı ancak 27 Ocak 1923 günü yaptığı bir uçuşta motoru arızalana düştü ve şehit oldu. Bu şehitlerimiz bugünün pilotlarının yetişmesinde, havacılığımızın gelişmesinde ve yurt savunmasında ilk temellerini atan kişilerdir. Geleceğe güven ve umut veren kişilerdir. Canlarını, vatanı ve milleti dünya barışı için veren bütün şehitlerimizi yalnız 15 Mayıs'ta değil, hayatımız boyunca anıyor, kalbimizde yaşatıyoruz. Hepsinin ruhları şad olsun. Evet, Kenan Bey'in Hava Şehitleri Günü ile ilgili yazılmış olduğu vitera ve yazı. Ya teşekkür ediyoruz. 15 Mayıs'tan Hava Şehitleri Anma Günü günüydü. Biz de programımızda, bu akşam programımızda bu konuları işleyelim dedik. Ve dediği gibi Kenan Bey'in hava şehitlerimizin, tüm hava şehitlerimizin ruhları şad olsun diyelim. Ve öteki konumuza geçelim. Evet Kenan, öteki bundan sonraki konumuz... Konumuzda, evet. Şöyle söyleyeyim, Engelliler Haftası. Evet. Bu da 10 Mayıs'ta 16 Mayıs arasında kutlanıyor. Bununla ilgili bir veteremiz var. O vetereyi izleyelim. Sonra konuşmaya devam edeceğiz. Evet.
Of ya, gene mi engel? Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Engel adam, yardım et. Ben şimdi hallederim. Teşekkürler. Engel yok, baylar bayanlar, engel yok. Seç, beğen al. 7.30, 10, 15. Buyurun, batan geminin malları bunlar. Haydi, buyurun, buyurun. Mahmut abi, bir bak, bir bak be abi. Ben bir yere kadar gidiyorum. Yine mi engel ya? Engel adam, yardım et! Sağ ol engel adam. Başkanım, hayırlı günler. İyi günler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hem yeni geldiniz, hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bu hafta engel haftası. Bununla ilgili duygu ve düşüncelerinizi başkanım sizden alabilir miyiz? Evet, tabii ki. Senede bir oluyor. 10-16 Mayıs Engeller Haftası. İkincisi de Aralık ayında 3 Aralık Dünya Engeller Günü. O zaman oluyor, Aralık ayında oluyor. Düşüncelerimiz tabii ki bizim yine halkımızın, camiamızın, engelli camiamızın tabii ki beklentilerimiz var. Önemli olan yollarımız, kaldırımlarımız, sahillerimiz, sahil bir ilçedeyiz biz, deniz sahilindeyiz. Sahillerimizin, parklarımızın, binalarımızın, özellikle binalarımızın, kamu kurumlarımızın, okullarımızın tabii ki engelli arkadaşlarımıza uygun olması gerekir. Bu konuda sıkıntı yaşanılmaması için tabii ki bütün birimlerle ilişki içindeyiz, itibat içindeyiz. Bunu en aza indirmek için elimizden geldiğince mücadelelerimizi yapıyoruz, görüşmelerimizi yapıyoruz. Sağ olsunlar duyarlı, son zamanlarda iyice duyarlı olmaya çalıştılar. Ve bundan sonra da böyle gideceğini ümit ediyorum inşallah. Evet başkanım, teşekkür ederiz. Başka bir mesaj olacak mı insanlara? Şimdi ben tabii ki var mesajımız. Az önce Ziraat Bankası'nda bir engelli arkadaşımız orada sorun yaşamış. Kimse de ilgilenmemiş, bir bayan kardeşimiz ilgilenmiş. Geldi burada, benim yanıma da geldi, bana da durumu anlattı ve sonuçta işi hallolmuş. Bizim beklentimiz gençlerimizin, çocuklarımızın, orta yaşlı diyelim yani, yaşlarımız da bir engelli olarak sınıfında. Bizim beklentilerimiz herkes birlik beraberlik içerisinde olsun. Yani engellilere ayrımcılık yapılmasın. Her yerde, nerede olursa olsun sanki kendi kardeşi, kendi annesi babasıymış gibi onlara sahip çıkalım. Birlik beraberlik içerisinde yaşarsak eğer biz engelli değiliz deriz. Biz engelli değiliz çünkü sahibimiz var. Arkadaşlarımız, eş dost bize destek verdikten sonra her şey maddiyat değildir. Biz yani işimiz gücümüz maddiyat değil. Biz manevi yönden bize destek versinler, başka bir şey istemiyoruz. Evet başkanım, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir şey de söylemek istiyorum. Tabii buyurun. Öncelikle ben tabii ki Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Bize bu dernek büromuzu bize tahsis ettiler kendileri. Hem daha da kolay, ulaşım açısından da çok kolay bir yer. Halkımızın rahatlıkla bize ulaşabileceği bir yer burası olduğu için göz önünde bir yer. Arkadaşımızın rahatlıkla şurada rampasını da yaptıktan sonra buraya gelip gitmeleri açısından çok daha da güzel olacak. Ben her konudan halkımızı burada bekliyorum. Sayın Kaymakamı da çok teşekkür ediyorum bize bu kolaylığı sağladığı için. Evet başkanım, tekrar engel haftamız hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Sizleri ben her zaman yanımızda hissediyorum zaten. Sürekli yanımıza gelip gidiyorsunuz. Bizi yalnız bırakmadığınız için de ben de sizlere teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tabii başkanım, biz de Yeni Akçabacı Haber gazetesi olarak her zaman hakkı ve hakların yanında olmak evet durumundayız. Tabii. Biz 20-21 senedir burada derneğimiz devam ediyor. Akçahoca Haber sürekli her zaman yanımızda oldu zaten. Her zaman olduğu gibi yine yanımızda. Ben
tekrar tekrar sizlere ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Evet, engelliler haftası biliyorsunuz her yıl Mayıs ayının ikinci haftası kutlanıyor. Yani 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında. Bu da şöyledir. Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel bir hafta. Şimdi COVID-19 yani koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında eğitim kurumları tatil edildi ve uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Bu nedenle Engelliler Haftası etkinlikleri bu yıl evlerde gerçekleşiyor. Şimdi tabii ki burada bayağı güzel ders çıkaracağımız ilk videomuzda bazı konular var işte. Biz engel olmayalım. Yani burada en büyük sorun engelliye engel olma sorunu. Tabii ki bunu da Engelliler Haftası'nda yasal olanakların artırılmasıyla çözüm bulacağını ümit ediyorum. Çünkü unutmayınız ki hepimiz birer engelli adayız. Ben engelli aday arkadaşlarımızı sevgi ve saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Ve şöyle söyleyeyim, şimdi engelli olmak suç mu? Biz engelli vatandaşlarımıza niye yardım edemiyoruz? Kaldırımlar engelli vatandaşlarımız için yapıldı fakat araç çekiyoruz. Yani bunların yürümelerine gerçekten mani oluyoruz. Zaten bunu da şöyle diyoruz. Engelliye engel olma sorunu. Çözelim bunu. Yani biz engellilere engel olmak yerine yardım edelim. Evet, sözü Necatçığıma bırakıyorum. Evet, teşekkür ederim. Ben de senin gibi engelli vatandaşlarımıza senin gibi düşünüyorum. Unutmayın ki her sağlam kişi bir engelli adayıdır. Bu laf öyle bir şey değil yani. Boşuna söylenmemiş. Boşuna değil. Dediği gibi Kenan Bey'in ve veterinerimizde de gördüğünüz gibi 10-16 Mayıs günleri arasında Engelliler Günü olarak kutladık. Bu Engelliler Günü'nü de aslında bunu hafta olarak değil yılın 365 güne yaymamız gerekiyor diye evet, düşünüyorum. Aynı anneler gibi düşüneceğiz çünkü. Yani. Veterinerimizdeki Sakatlar Derneği Başkanımız Akçı Hoca, Sakatlar Derneği Başkanımız Sayın Emin Belli'nin sözleşmesini izlediniz. Tekrar izlemek istiyorsanız yine Akçı Hoca Haber Gazetesi internet portalına gireceksiniz. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Bir, ikincisi de çarşamba günü çıkacağımız Yeni Akçı Hoca Haber Gazetesi'nin haber şeyinde de Sayın Belli'nin demecini okuyabilirsiniz. Evet, engellerimize engel olmayalım. Engellerimize her zaman var olalım, onunla beraber yaşayalım diyorum. Ve Engelliler Haftası'nı Sayın Akçı Hoca'da ve Türkiye'de Engelliler Haftası'nı kutluyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz kendilerine diyorum ve buradan tekrar biz bu akşam telekonferans şeklinde dedi Kenan. Evet, telekonferans şeklinde yapıyoruz. Bu da bizim ilklerimizden bir tanesi. Fakat azalınız zaman zaman ilkleri başlıyoruz. İlkleri yapmaya başladık ve yapacağız. Ramazan'dan sonra da bazı şeylerimiz şey yapacağız. Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız bir mesaj göndermiş. Evet. Okur musun onu? Şöyle, evet. Sayın Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Erhan Dayan. Onlar engelli değil, özel insanlar onlar. Özel insanlar her türlü değere layık insanlardır demiş.
Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Evet, onlar özel insanlardır. Çok doğru bir tespit. Teşekkür ederim kendisine. Evet, sevgili Kenan, engeller haftasında bu şekilde kapatalım. Ve çünkü konularımız bayağı olduğumuz için ben uzun, uzun cümleler kullanmak istemiyorum. O yüzden topu sana atıyorum. Tekrar buyur. Evet, şimdiki konumuzda eczacılar, Dünya Eczacılık Günü. Bununla ilgili bir kısa bir gene bir VTR'miz var. İzleyelim. Sonra konuşmaya devam edeceğiz. Ben size iki çay söylesene. Tabii eczacım. Sadık abi iki çay. Mutlu günler eczacım. Mutlu günler Sadık, hoş geldin. Evet, buyurun çayınız. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol, mutlu günler. Sağ ol. Mesut Bey çayınız afiyet olsun. Teşekkürler Sadık abi. Bugün çaylar benden eczacım. Teşekkürler. Eczacım TGK'dan mesaj geldi, baktınız mı? Mesaj mı geldi? Evet. Ben bir bakayım, inşallah bir kesinti yoktur ya. Mutlu günler Sayın Eczacım. Mutlu günler mi? Mutlu günler Sayın Eczacım. Son güncelleme ile birlikte medulla eczane sistemimiz tut ile birebir entegre edilmiştir. Bundan sonra medulla eczane sistemine kaydeden listelerde herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. Oh be, ne güzel bir uygulama. Alo, buyurun. Alo, mutlu günler. Eczacı Bey'le görüşebilir miyim? Evet, ben Eczacı Ömer. Merhaba Eczacı Bey. Ben 47 nolu Sanık Ocağı'nın yeni aile hekimiyim. İsmim Pınar. Sizinle gerek hastalarımızla ilgili, polifarmasi noktasında ilaç etkileşimiyle ilgili, buna benzer konularda diyalog halinde olursak hasta tedavilerini daha doğru bir şekilde düzenleyebiliriz diye düşünüyorum. O nedenle sizinle tanışmak istedim. Ben de memnun oldum doktor hanım. Meslek hayatınızda başarılar dilerim. Elbette bizim de size danıştığımız konular olacaktır. Bundan sonra daha çok diyalog halinde olalım. Ben de çok memnun oldum. Teşekkürler. Görüşürüz. Mutlu günler. Görüşürüz. Mutlu günler hocam. Mutlu günler. Hoş geldiniz. Sağ olun. Şöyle buyurun. Teşekkürler. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bu ay kimya kontrolünü yaptınız mı hocam? Fatura keselim. Fatura mı? Evet. Fatura mı kesiliyor? Tabii tabii. 4 ay miyadı kalan ürünlere fatura kesiyorum. Çok iyi. 2 aydır firmaların düzenlediği bir organizasyon var. İstiyorsanız birebir takas, istiyorsanız miyadı faturası keselim. Eğer miyadı belirlediğiniz ürünler varsa hemen fatura kesebiliriz. Tabii biz bu hafta sonu hemen miyadı kontrolü size geri dönüş yapalım. Olur efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Ben müsaadenizi isteyeyim. Tabii. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mutlu görüşmek üzere. Sağ olun. Kolay gelsin. Allah Allah. Ne güzel bir gün ya. Bugün hep mutlu haberler aldım. Merhabalar eczacım, mutlu günler. Mutlu günler, hoş geldiniz. Şöyle buyurun lütfen. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız eczacım? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim ben de. Ben de bugün sizi arayacaktım, mal fazlasında bir değişiklik var mı diye. Mal fazlası mı? Mal fazlası olmayacak artık. Aa, öyle mi? Peki mal fazlası olmadan eczacılar nasıl hayatta duracak? Şöyle ki, tüm
Türkiye'de MF'li olan ve MF'siz olan bütün ürünlerin ortalama %41'lik bir kar marjı alınarak bu şekilde uygulamaya geçecek artık. Yasal bir uygulama olacak bu. Bunu belirtmek istiyorum. Bir kere maşallah. Bu güzel bilgi için çok teşekkür ederim. Çok sevindim. Rica ederim. Bizler de artık sizlere ürün tanıtımı gerçekleştiriyor olacağız. Tıpkı doktorlara yaptığımız gibi. Bir sonraki gelişimde size ürün tanıtımı gerçekleştiriyor olacağım. Müsaadenizi rica edeceğim. Tabii müsaade sizin. Çok teşekkür ederim. Ben tekrar çok teşekkür ederim bu güzel bilgi için. İyi günler. Hoşçakalın. Mesut duydun mu? Bugün her gelen de mutlu günler diyor ya. Mutlu günler. Mutlu günler, hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Buyur aşağı alabilir miyim? Tabii, 2 dakika bekletelim sizi, ilaçlarınızı hazırlayın. Mutlu günler, hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Ben size ilaçların tarifini yapayım. Şu iğneyi yaptıktan sonra 3 gün boyunca diyetinize dikkat ediyorsunuz. Özellikle tuzlu ve yağlı yiyeceklerden uzak durmaya çalışıyorsunuz. Bu ağrı kesici kreminiz. Ağrı kesici kreminizi sadece ağrıyan bölgeye iyi bir şekilde masaj yaparak uyguluyorsunuz. Sabah, öğlen, akşam. Bu da hem kas kesici hem ağrı kesici tabletiniz. Bunu da günde 3 defa yemeklerden sonra alıyorsunuz. Sağlık kartınızı alabilir miyim? Sağlık kartı mı? Evet, teyzeciğim. Sağlık kartı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun alacaklarını artık sağlık kartı üzerinden tahsil ediyor. Buyurun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Mutlu günler. Mutlu günler. Nasıl bu? Neler oluyor ya? Neler oluyor Ezra'cığım? Gerçek mi tuttun bunları? Evet. Evet. Eczacılık gerçekten çok kutsal bir meslek. Ama bazı şeyler var. Çünkü bu konuda bayağı bir araştırma yaptım ben. Tabii kafama takılan bazı sorular da oldu. Onu birazdan sizlere anlatacağım. Şöyle ki 14 Mayıs tarihi zaten eczacılık günü olarak kutlanıyor. Yani tıp ve eczacılığın kökenleri hakkında zaten böyle bir kesin bir herhangi bir bilgi yok. Daha önceden biliyorsunuz hep normal ilaçlardan veya diyelim ki otlardan hazırlanan ilaçlar kullanılıyordu. Tabii ki 3000 yıl kadar, yani bu da şöyledir, milattan 3000 yıl kadar önce yazıldığı saptanmış olan Sümer tabletlerinde ilaçlar ile ilgili bilgiler yazıldığı görülmüş. Daha sonraları Mısır papirüslerinde, Çin, Hint, Arap ve Acem yazmalarında bu konular hakkında geniş bilgi verilmiştir. Tabii ki bu anlamda nerede görev yaparsa yapsın, insan sağlığına önemli katkılar sunan tüm eczacıların eczacılık gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Evet Necat'cığım, eczacılıkla ilgili söyleyeceklerim varsa. Evet. Eczacılıkla ilgili benim bir araştırmam var. Evet. Onu birazdan ona anlatacağım. Şimdi ben de senin dileklerine aynen katılıyorum. Aslında bu süreçte biliyorsun eczacılar, doktorlar ve onlar da bir sağlık çalışanı gibi çalıştılar. Gönüllülerde ki aslında bunlar bu önlemler şeyinde değil. Onların bir yasası var şeyleri. Onlar bir demeç veremezler veya bir televizyon programına katılamazlar. Ama bizim gönlümüz isterdi ki onlardan bir tanesini buraya şey yapıp onların bu süreçte onların çektiği eziyetleri bir kendilerinden dinleseydik. Biz dinledik. Belki Kenan Bey onu tekrar sizlere dile getirecek ama dinmezse de Kenan Bey'in sözlerinden sonra onu tekrar masaya yatırırız. Evet, evet. Şimdi gerçekten araştırmalarımızdan bir tanesi de bayanların ilk eczaneyi kurduğu tarih.
Biliyor musunuz? Araştırdınız mı? Ben araştırdım, onun için soruyorum sizlere. Ve kısa bir görüntü yapalım. Ondan sonra o konular hakkında sizlere bilgi vermiş olalım. Düzce'de Belkıs Eczanesi adı altında. İlk bayan eczacı olarak mı, evet, yoksa ilk bayan eczacı ilk olarak. Bayan eczacı, evet. Evet, Düzce'de kuruluyor Belkıs Eczanesi adı altında. Gerçekten bu bizim benim araştırmalarımda olsun ve bu araştırmayı yapan bir arkadaşımız daha var. Düzce gazetelerinden bir arkadaşımız. Gerçekten çok güzel bulgular bulmuş. Teşekkür ediyorum ben kendisine. Şu anda ismini tam olarak hatırlayamadım. Ama onu takip etmek için sayfalarımızı takip ederseniz ismini de görebilirsiniz. Ve bu kişiyle de, araştırmacı kişimizle de iletişim kurabilirsiniz. Ben bu vesileyle ebediyete intikal etmiş tüm eczacılarımızın, tüm sağlıkçılarımızın ve insanların sağlığıyla uğraşan hekimlerimizin hepsine Allah gani gani rahmet eylesin, mekanları cennet olsun diyorum. Şu anda bize özveriyle çalışan koronavirüsle ilgili mücadelede ön saflarda savaşan tüm sağlıkçılarımızı da kutluyorum ve hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet Necatçım, söz sende. Evet, ben de şöyle bir not aldım. Fatma Belkıs Dereman İzmit doğumlu. Evet. İzmit'te doğuyor ama Düzce'de eczane açıyor. O da ilginç bir şey. Evet, geçtiğimiz hafta Eczacılar Günü'nü kutladık. Biz Kenan Bey'le beraber eczacı arkadaşlarımızla hem günlerini kutlamak için gittik. Tabii bunlar da dert gibi bu süreçte demin de bahsettiğim gibi bayağı bu süreçte çok güzel çalıştılar. Mesela şimdi devlet diyor ki 50 tane bu şey bugün bu akşam takmadık gerçi onun için şeydeyiz de maske konusunda 50 maskelik bir şeyi önce işte satılmayacak. Ondan sonra devlet verecek. Ondan sonra şöyle olacak, böyle olacak dedi. Bunlar da şaşırdılar. En son dediler ki 50'lik ve 10'luk paketler mi demişlerdi. Şimdi 5'liğe kadar düştü. 5'lik paket yapacak. 5'lik, yani. Şimdi o şeyler önce bir 50'lik paketler halinde yapacaklardı. Evet. Ondan sonra 5. Tabii ki şimdi
50 paketli şeylerde 1 liradan 50 lira adam 50 lirası olmayabilir. Evet, olmayabilir. O yüzden kendi eczacılarımızda bu konularda bayağı mücadele ettiler ve sağlık çalışanlarımız, doktorlarımızdan ve tüm sağlık personelimizin bunlar da bir sağlık personelinin bir parçasıdır. Güzel çalıştılar. Nöbetlerini tuttular ve gördüğünüz gibi bazı eczacılar her eczanede değişik bir kısım oldu. Müşteri ve kendilerine doğru ayırma yaptılar ve özel bölümler oluşturdular. Yani emniyet mesafe bölümleri oluşturdular. Yaptılar. Evet. Ve cinsleri de özeldi. Evet. Şey yaptılar. Evet, bunların hakikaten bu sene Eczacılar Günü'nde bayağı zorluğu çektiler. Kendilerini kutluyoruz. Eczacılar Günü'nün kutlu olsun diyoruz. Ve tüm eczacıların da bundan sonraki yaşamlarında mutluluklar diliyoruz. Evet, şimdiki konumuzda evet. Hemen hemen az çok tahmin ettiniz herhalde. Peşinden ne geliyor diye. Evet, çünkü eczacılar anlattık. Bu sefer de hemşireler anlatalım, değil mi? Evet, 12 Mayıs Hemşireler Günü. Gerçekten bu virüs olayından sonra bunlar da gene ön saflarda savaşan savaşçılar. Virüslerle savaşan savaşçılarımız. En büyük sıkıntıyı, en büyük eziyeti bunlar çekmekte. Aynen. Biz de bunları kutluyoruz. Bir veteranımız daha var. Onu da izleyelim. Ondan bu hafta Kenan Bey bayağı çalıştı bugün bu ara. Veteraner hazırladı ve sizlere sunuyoruz. Ve gündemin gidikli programı hakikaten gündem programlarıyla sizlerle beraber oluyor işte bu şekilde. Evet, hemşireler günü. Bizim için en büyük mutluluk nedir bilir misiniz? Sevgiyle ilgilendiğimiz ve iyileştirdiğimiz her insanı gözlerindeki ışıltıyla uğurlamaktır. Peki en büyük hedefimiz? Din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin sahip olduğumuz mesleki değerlerle bize ihtiyaç duyan her bireye zamanında ulaşmaktır. Ve bizim için en büyük mücadele sağlığınız içindir. Ya bu onurlu mesleğe bir üye kazandırmanın, emeğin, paylaşmanın bizdeki anlamı nedir? 4 yılda kazandırılan bilgileri uygulamalarla ilmek ilmek öğrenmenin, karşılaşacakları tüm zorluklara karşı dik durabilmeleri için model bir dünya yaratmanın, ailelerinden kilometrelerce uzakta bulunan hemşire adaylarımıza kucak açmanın, onların sevinçlerini, üzüntülerini paylaşmaktır. Peki biz kim miyiz? Bizler, vatan için cephede, sağlık için hastanelerde, insanlık için her yerde çalışan çabalayan sağlık ordusunun öncüleri olmayı seçen hemşireleriz. Hemşirelik mesleğinin dünya sağlığının merkezinde yer aldığı bu zorlu dönemde, Florence Nightingale'in 200. doğum günü ve Dünya Hemşireler Günümüz kutlu olsun. Evet, gerçekten bu veteranımız Düzce Üniversitesi'nin hazırladığı bir veteran. Biz de şöyle yapalım. Hemşirelik insan sevgisiyle dolu, şefkatle, sabırla yapılan kutsal ve onurlu bir meslektir. Bu hafta değerlendirilirken hemşirelik mesleğinin sorunları ortaya konur ve çözümler üretilir. Florence Nightingale, Kırım Savaşı sırasında İngiltere'den gelerek Üsküdar'daki Selimiye Kışlası'nda hemşirelik yapmış.
ve büyük gün kazanmıştır. 1964 yılından itibaren ülkemizde her 12 Mayıs günü Hemşireler Günü olarak kutlanmaktadır. Hani şöyle kafanızda düşünce olabilir, niye 12 Mayıs diye düşünebilirsiniz. Bu da şöyledir. 12 Mayıs, Florence Nightingale'in doğum tarihi. Bu sebeple de Hemşireler Günü de 12 Mayıs'tır. Evet, gece gündüz demeden sağlığımız için çalışan tüm hemşirelerimizin Hemşireler Günü'nü kutluyoruz. Evet Necat'cığım, söz sende. Evet, teşekkür ediyorum. Gene güzel çalışmalar, ince çalışmalar bunlar. Evet, Hemşireler Günü'nü ben de canı gönülden kutluyorum. Çünkü demin eczacılar için ne konuştuksa aynı şeyleri de onlar için de konuşuyoruz. Bu süreçte bayağı çok çalıştılar. Şimdi Akçoğlu'daki belki hemşire arkadaşlarımız bu şeyi yaşamadılar ama diğer büyük yerlerde, koronavirüs vakası olan yerlerde televizyonlarda seyrettik, dinliyoruz. Evlerine bile gidemediler. Çocuklarını iki aydan beri göremeyen hemşirelerimiz var, değil mi Kenan Bey? O evet. Konuda. Yani kendilerine o konuda müteşekkiriz. Hepsine teşekkür ediyoruz ve bundan sonraki yaşamlarında da sağlıklı günler dileyelim onlara biz. Evet. İnşallah. Evet, şimdiki konumuz da artık Gençlik Haftası. Ve önümüzde 19 Mayıs, Gençlik ve Spor Bayramı. Tabii bunun 19 Mayıs derken şöyle demek lazım, Atatürk yanına Gençlik ve Spor Bayramı dememiz lazım. Tabii biz şimdi Gençlik Haftası ile ilgili görüşlerimizi açıklayalım. Gençlik Haftası 15-19 Mayıs tarihleri arasında kalan hafta. O da şundan kaynaklanıyor, çünkü Atatürk İstanbul'dan hareket ettiği tarih 16. ve Samsun'a indiği tarih olarak görünüyor. Onunla ilgili bir gene bir VTR'miz var, o VTR'yi izleyelim, sonra görüşmelerimize devam ederiz. Evet. Mayıs 1919. Ordumuz dağıtıldı. Ülkemiz emperyalist güçlerin işgali altında. Güzel yurdumuz İngilizler, Yunanlılar, Fransızlar ve İtalyanlar tarafından paylaşılmakta. Yunan ordusunun her an Samsun ve Trabzon'a ayak basması bekleniyor. Böylece Pontus Devleti de kurulmuş olacak. Samsun'da Rum çeteleri ve Türk halkı arasında çatışmalar başladı. Rum çeteleri köyleri basarak Türkleri öldürmekte. İzmir, Yunan ordusu işgali altında. Hükümet istifa etti. Yeni hükümeti kurma görevi tekrar damat Ferit Paşa'ya verildi. Genç General Mustafa Kemal, Samsun ve çevresinde baş kaldıran bu çeteleri yola getirmekle görevlendirildi. Mustafa Kemal zaten Anadolu'ya geçmek için fırsat arıyordu. Görevi hemen kabul etti. Ama onun asıl hedefinin Kurtuluş Harekatı'nı başlatmak olduğunu kimse bilmiyordu. İngilizler Bandırma vapurunun yola çıkmasına izin vermişlerdi vermesine ama vapuru Karadeniz'de batırmayı hedefliyorlardı. Mustafa Kemal bu bilgiyi Rauf Orbay'dan almasına rağmen yolundan vazgeçmedi. Annesi Zübeyde Hanım ve kız kardeşi Makbule Hanım'a veda etmeye gitti. Kemal Paşa ülkesinin kurtuluşu için ölümü çoktan göze almıştı. 16 Mayıs 1919 sabahı bir vapur kalktı İstanbul'dan. Bandırma vapuru. Yaşlıydı biraz. Karadeniz'e hiç çıkmamıştı. Karadeniz'in hırçın dalgalarına dayanabilecek gücü de yoktu aslında. Yükü de ağırdı bandırma vapurunun. Özgürlüğümüzü, vatanımızı, bayrağımızı taşıyordu o vapur. Ağır ağır Samsun'a doğru yola koyuldu. İngilizler vapuru batırmak için yola çıktılar. Ama Mustafa Kemal ve Kaptan İsmail Hakkı Bey onların söylediği rotadan değil, kendi rotasından ilerledi. İngilizler bandırma vapurunu
bulamadılar. Ufuk karanlık, memleket karanlıktı. Vapur da herkesi deniz tutmuştu. Tek tek güvertelerine çekildiler. Oysa Mustafa Kemal? Mustafa Kemal Paşa'nın yüreği Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında vatan aşkıyla çarpıyordu. Başı dimdikti paşanın, ayrılmadı o yoldan sert mavi gözleri. Ve 3 gün 3 gece tarih yazdı o yaşlı bandırma vapuru. O yürekle değişti ülkemizin kaderi. 19 Mayıs 1919 günü sabaha karşı bir ses duyuldu Samsun Limanı'nda. Bandırma vapurunun sesiydi bu, umudun sesiydi. Bu gelen Çanakkale kahramanı Kemal Paşa'ydı. Selam durdu dalgalar, selam durdu tayfası. Bir güneş doğdu Samsun ufuklarından. Bir ışık yükseldi o kapkara sulardan. Öyle muhteşem bir ışık ki yeniden hayat verdi Anadolu'ya. Türk halkının sesi tüm şehirde yankılanıyordu artık. İsmail Hakkı Kaptan hayatının en mutlu anını tadıyordu. Bu değerli vatansever adamı 22 kurmayı, 25 askeri ve tayfayı sağ salim getirmişti Samsun'a. Tatil değildir 19 Mayıs. Bir devrimin ayak sesleridir. Bandırma vapuruyla yollara düşen vatan sevdalısı Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günüdür. Samsun'a ayak basar basmaz ya istiklal ya ölüm cümlesini kurarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı gündür. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gündür. Karanlığa gömülmüş bir ülkenin kaderinin değiştiği aydır. Uyanıştır, uyandırılıştır, isyandır, başkaldırıdır. Atatürk'tür, gençtir, aşktır, spordur, İnançtır 19 Mayıs. Türk olan ve kendini Türk hisseden herkesin günüdür. Bugün özgürce yaşayabiliyorsak nedeni Samsun'a atılan o ilk adımdır. Mustafa Kemal asker elbisesiyle arkadaşları arasında halkın huzurundadır. Bir ansiklopedi için Atatürk'ün biyografisi istenir. Özellikle doğum tarihi sorulur. Zübeyde Hanım, Atatürk'ün 1881 yılının sıcak bir Mayıs ayında doğduğunu söylermiş. Atatürk sonradan bunu Afet İnan'a anlatırken, neden bu tarih 19 Mayıs olmasın ki demiştir. Bundan sonra kendisine doğum gününü soranlara 19 Mayıs cevabını verir. 19 Mayıs, atamızın doğum günüdür. Cumhuriyet gençlerinin bayramıdır. Bugün Atatürk'ün, gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültürle insanlık değerlerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız diyerek ülkenin geleceğini ve umudunu bizlere bağladığı Türk gençliğinin doğum günüdür. Benim doğum günüm, senin doğum günün, bizim doğum günümüzdür. Gençler, benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeye yükselen gençler. Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum. Atatürk'ün yazdığı nutuk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım cümlesiyle başlar, gençliğe hitabeyle biter. Atatürk nutukta aziz vatanın kurtuluşunu Türk gençliğine emanet ediyorum der. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek olan sizlersinizdeki yükselen nesil, kızıyla erkeğiyle biziz. Şerefli bir milletin şanlı çocuklarıyız biz. 89 yıl 6 ay 28 gün önce bize bir mektup geldi. 89 yıl önce biri sana kendi özgürlüğünü koruma görevini verdi bu mektupta. 89 yıl önce bir adam bugüne sana seslendi. Geleceğin çocuğu, gelecekte doğacak çocuk, gelecekte yaşayacak olan genç sana seslendi o mektupta. Şimdi daha iyi dinle. Bu sefer gerçekten hissederek, gerçekten anlayarak dinle. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler.
Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Evet, milli mücadelemizin başlangıcının sembolü olan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ve kahraman silah arkadaşlarının 101 yıl önce Samsun'a çıktığı 19 Mayıs tarihini Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı 15-19 Mayıs tarihleri arasında yer alan haftayı da Gençlik Haftası olarak coşkuyla kutlayacağız. Şimdi tabii bu kutlama şöyle ki artık evlerde kutlama yapacağız. Evlerden coşkuyla kutlama yapacağız. Şöyle ben bir yerde okudum bugün. 19.09'da balkonlara çıkıp İstiklal Marşımızı okuyacağız. Evet. 19 Mayıs 1919 tarihi Büyük Türk milletinin yaşadığı sıkıntılı günler sonrasında küllerinden yeniden doğduğu milletimiz ve ülkemiz için yeni bir geleceğe doğru hayati bir adımın atıldığı, millet iradesinin hür ve müstakil yaşama azminin ortaya çıkarıldığı önemli bir gündür. Bu önemli günün Atatürk tarafından Türk gençlerine bayram olarak armağan edilmesi de ayrı bir anlam ve önem ifade etmektedir. Şüphesiz toplumları ayakta tutan en önemli unsurlardan birisi de geleceğin mimarları genç nesillerdir. Genç kuşakların yetişmesine büyük önem veren milletler daima ileriye gitmiş ve geleceğe umutla bakmışlardır. Gençler yakın gelecekte yönetici, siyasetçi, eğitimci, bilim adamı, sanatçı ve sporcu ve diğer meslek temsilcileri olarak ülkemizi, milletimizi her alanda temsil edeceklerdir. Gençliğimizin her bakımdan iyi yetiştirilmesi, spora yönlendirilmesi, kafa ve beden sağlığı ile kötü alışkanlıklardan uzak tutulması açısından büyük önem arz etmektedir. Kendine güvenen, donanımlı, bilgili, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, demokrasiye inanan, çalışkan, üretken ve sporu seven genç nesilleri yetiştirmek hepimizin toplumsal sorumluluğu ve görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve Akçakocalı hemşerilerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla, minnetle anıyor, geleceğimizin mimarı genç kardeşlerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Evet Necati'cim, söz sende. Evet Kenan, teşekkür ediyorum. Senin bu aynı duygu ve düşünceler içerisindeyim. 19 Mayıs haftası dolayısıyla, geç haftası dolayısıyla yapmış olduğum bu programda çok güzel şeyler var, düşünceler ve bazı sözcükler katılmamak elde değil. Sen başta dediğin gibi 19 Mayıs bu sene kutlanamayacak. Zaten bu muzbir sebepler diyelim, Gençlik Haftası olarak. Fakat demin de söylediğim gibi 19.09 saatinde herkesi hani 23 Nisan'da yapmış olduğumuz
Balkona çıkarıp da balkonda saat 21 civarında yapmıştık, evet, değil mi? Evet, evet. İslam Marşı'nı söylemiştik. Burada 19 Mayıs'ta 19.09'da saatleri sıralarında balkonlarımıza çıkalım ve 19 Mayıs'ı kutlayalım. Evet. Tabi bu arada 19 Mayıs biliyorsunuz Salı gününe geliyor. Salı günü akşamı da mübarek Kadir Gecesi. Mübarek Kadir Gecesi. Bu durumda biz de sizlere Salı akşamı şeyimiz var, evet. Özel Mevlüt Kandilimiz programımız var. Programımız olacak. Saat 20 sıralarında mı yapacağız kanalımızda? Hemen hemen 20 olabilir. Yani Salı akşamı bizlerden ayrılmayın. Salı akşamı hem de 19 Mayıs'ı kutlayacağız, hem de Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Bu konuda deminki Kenan Bey'in aynı şeyi tekrar edeceğim ama aynı duygu ve düşüncelerini paylaşıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Sarı Akkalar arkadaşlarını ve bu uğurda şehit olan tüm şeylerimize Allah'tan rahmet diliyorum ve gecemizin bu bölümünde son bölümümüze geleceğiz. İkinci bölümümüze geleceğiz. Grup başkanımız da Hüseyin Denizgez de bağlanmak üzere de ama hafta günümüz daha vardı. O günümüzü evet. De Kenan Bey'e bağlayarak önemli bir gün bu da. Evet. Gerçekten şöyle diyelim. Köylü milletin efendisidir. Atatürk'ümüzün bahsettiği. Evet. Bu da Çiftçiler Günü. Evet. Bununla ilgili gene bir VTR'miz var. O VTR'mizi izleyelim. Sonra çiftçilikle ilgili, Akçok hocamızdaki tarımla ilgili söyleşimize devam edeceğiz. Evet, şimdi VTR'mizi izlemeye sizleri davet ediyorum. Evet. Sonra da bitmem ki buraya. Adam izliyor, gelmiyor daha ya. Denizgez Hacı bana çıkmıştır herhalde. Saat 10.30'da biz 1.3 saatten de yayındayız. O zaman bakacağım biz sabah kadar halledeceğiz de. Evet, değerli dostlar. Son bölümümüzde de çiftçilerimize ayrıldık. Gerçekten köylü milletin efendisidir lafından yola çıkarak şöyle bir araştırma yaptık biz bununla ilgili. Çiftçiler Günü niye 14 Mayıs'ta kutlanmaktadır?
Bunu düşünmek lazım. Bu arada Kenan, bir araya bir gireyim de. Pardon. BTR'de görüyorsunuz. Evet. İkinci bölümümüzde dedik ki kurucu başkanımız Hacı Hüseyin Denizgez bize bağlı ancak. Şu anda bizden beraber ama Kenan Bey'in şu şeysi bilsin, ondan sonra Hacı'yla bağlanacağız. Hoş geldin diyelim bu arada Hacı. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Çiftçi dediniz. Ben de bugün biraz çiftçilik yaptım. Evet. Onun için tam çiftçiler programımıza yetiştin yani. Evet. Evet, şimdi şöyle evet. Söyleyelim. Niye 14 Mayıs? Dünya Çiftçiler Günü, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun kuruluş yıl dönümü. Yani 14 Mayıs olarak, bunun kuruluş yıl dönümü 14 Mayıs olarak kutlanmakta. Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun kuruluş günü olan 14 Mayıs, yalnız bizde değil, kuruluşa üye tüm ülkelerde Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanmaktadır. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü, merkezi Paris'te bulunan 61 ülkeden 90'ın üzerinde çiftçi örgütünü temsil eden Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu tarafından ilan edilmiş bir gün. 14 Mayıs 1984 yılında Hindistan'da yapılan genel kurulunda çiftçilik mesleğine ve sorunlarına tüm dünyada farkındalığı artırmak amacıyla 14 Mayıs'ın Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanması teklif edilmiş ve büyük bir çoğunlukla, yani oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ülkemizde ise Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde gazete, radyo, televizyon gibi yayın organlarında ve okullarda güç şartları altında çalışan çiftçilerin ekonomiye olan katkısının ve hızla artan dünya nüfusuna karşı en temel ihtiyacı olan gıda üretiminin önemi bir kez daha vurgulanmaktadır. 14 Mayıs Çiftçiler Günü, çiftçilerin eksikliklerine ve yapılması gerekenlere dikkat etmek amacıyla kutlanmaktadır. 14 Mayıs 1946 Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun kuruluş tarihidir. Bu kuruluşun kısaltı da İFAD'dır. Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun kuruluş günü olan 14 Mayıs, yalnız bizde değil, demin de bahsettiğim gibi kuruluşa üye olan tüm ülkelerde kutlanmaktadır. Şimdi tarımsal üretiminin sürekliliğinin sağlanmasında başı çeken, tabii gene kadınlarımıza laf getirmeden edemeyeceğiz. Çünkü en büyük emeği gene kadınlarımız çekiyor. Bunların da Çiftçiler Günü'nü biz kutlamak istiyoruz. Yani bunlara da Çiftçiler Günü kutlu olsun diyoruz. Her zaman üreten ve çalışan tüm emekçi kadınlarımızın yanında olduğumuzu da bilmenizi istiyorum. Bu nedenle Dünya Çiftçiler Günü'nü hepinizin kutluyorum. Tabii bu konuda sözü, evet Necat'cığım, sözü sana vereyim. Hacı bekliyor çünkü evet. Çiftçilerle ilgili. Evet. Daha doğrusu fındıkla ilgili. Evet. Burada bazı şeyler var, sorunlar var. Var. O sorunlarla ilgili ve bu bilinçsiz ilaçlamayla ilgili olsun, fındıkla ilgili olsun veya pazarda satılan işte vatandaş köylünün sattığı domatesli, biberli, soğanlı çeşitli şeyler var. Evet. Bunlarla ilgili. Ben sana yayınlayayım hacı. Bunlarla ilgili tabii görüşlerini alacağız. Söz sana bırakıyorum hocam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet değerli dostlar, Çiftçiler Günü dolayısıyla ben de tüm çiftçilerin
şu süremizin gününü kutluyoruz. Bu arada programın başında demiştik ki grup başkanımız Hacı Hüseyin Denizgez bizlerle beraber olacak. Evet, tekrar hoş geldin diyorum sevgili Hacı. Hoş bulduk. Aynı zamanda grup başkanımız gazeteci ama esasında da bir çiftçisin. Senin de çiftçiler gününün kutlu olsun diyelim. Evet, kutlayalım. Aynen, kutlayalım. Ve bugün sevgili Hacı köye gitti. Bir ara telefonla görüştüğümüzde domates sürüyordu değil mi Kenan? Evet, domates sürüyordu. Evet. Hacı'nın bugünkü çiftçilik anılarını da alalım. Ondan sonra da fındık mevzusundan gelelim diye düşünüyorum. Evet, buyur Hacı. Sağ ol, teşekkür ederim. Tabii yayınınızı ben otosuna katıldık. Yayınımız tekrar hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Hem bu arada mübarek Ramazan'ın son 10 günündeyiz. Bu vesileyle Kadir Gecemizi unutmayalım. Resulullah Efendimiz son 10 günde Kadir Gecesi arayın diyor. İnşallah mutlaka Rabbimize o geceyi tek ediyoruz inşallah. İnşallah. Sevgili Hacı, biz zaten demin biraz sonra da tekrar konuşacağız programın sonunda. Evet. 19 Mayıs'ın gençlik haftası dolayısıyla 19 Mayıs'a geldiğini ama ondan sonra da 19 Mayıs salı akşamı da Kadir Gecesi olduğunu bahsetmiştik. Ve biz bir özel gece yapacağımızı da Mevlüt Kandili şeklinde yapacağımızı da bahsettik ama bu aslında söylemiştik. Bunu da sana da bir not olarak verelim. Buyur. Valla o notu zaten biz ekip olarak kararlaştırmıştık. Biz buradan o zaman sevgili seyircilerimize bu müjdeyi verelim. Evet. Salı günü akşamı bizi izlesinler. Evet. Çünkü ne diyelim, camiler kapalı. Biz de ne yaptık? Necat Bey, Kenan Bey ve ben deriz. Dedik camiler kapalı. Bunu bir fırsata çevirip buradan Kadir Gecemizi ihya edelim. İdrak edelim. Sağ olsun Bahadır hocamız da bizi kırmadı, Allah razı olsun. Biz inşallah salı gün akşam Kadir Gecemizi aynı camide yapalım Mevlüt gibi burada huşu içerisinde idrak edeceğiz. İdrak edeceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Tabii dedik ya son 10 gün mutlaka son 10 günü iyi değerlendirelim huşu içinde. Ayrıca bugün işte eşimle beraber köye çıktık. Bu korona tabii bunu her şeyin başı korona. Aslında ama iyi de oldu tabii biraz daha. Yani tabii bunda hayır ve şer kısmı aramak lazım. Evet. Hayırlı mı oldu, şer mi oldu? Bence hayırlı oldu. Televizyonda yayınları izliyoruz. Diyoruz ki Yunuslar denizde çoğaldı. Mesela Marmara Denizi berraklaştı. Ben açıyoruz da fark ediyorum Necid abi. Evet. Hakikaten Karadeniz, biz tabi denizin kıyıcındayız. Gidip bakan var mı bilmiyorum ama. Ve mesela bu Çınar, eski Çınar oturuyor dedi, orada kum olmazdı. Evet. Kum birikti. Hikmet Ümit'e. Yani. Yani yıllardır orada kum olmayan bir yer. Şu anda kumsallaştı. Demek ki burada Rabbim bize bir uyarı gönderdi. İnşallah bu mektubu iyi okuruz, iyi alırız, iyi tahlil ederiz. Ama ne yazık ki hala biz o şuurda değiliz geliyor bana. Şimdi burada tabii biz ne yaptık? Bugün köyde gittik. Bir ayağımızda çiftçilik. Tabii büyük domates yetiştiren şey kendi ailemizin ihtiyacı kadar tabii artarsa eşe, dostu, komşuya da tabii vereceğiz. Artarsa değil. Yani ihtiyacı olan kardeşimize vereceğiz. Evet. Müslümanın gereği bu. İnşallah. Ne ektik? Kabak ektik. Geçesinde kabuz etmiştim. Güzel çıktı elhamdülillah. Tekrar onu diktik. Demek ki şu var. Yani bizler topraktan uzaklaştırıldık. Kehanam, Necdet'im. Evet. Sevgili bizi izleyen kardeşlerimiz. Topraktan uzaklaşmayalım. Şimdi bir metre yayınladı. Benim sadıkarım kara topraktır diye. Onu söyleyen rahmetli Aşık Veysel
Tabii bu toplumu açık mesele de anlayamadı. Yani nice değerli bir toplum anlayamadı maalesef. Kaybedeceğimizi anlıyoruz değerlerimizi. Öyle olmayalım. Yani bak şimdi ne oldu? Sağlığın kıymetini koronavirüs ortaya çıkınca anladık. Ben tabii önümü kesmezsem ben devam edeceğim de. Buyurun sen. Yok devam et, ben bir şey demedim. Yani. Ben dinliyorum huşu şekilde. Olan benim buradan istirhamım anne babalar çocuklarınızı köylülük olmak utanacak bir şey değil. Ben gurur duyuyorum köylü çocuğu olmakla. Ve bizi bu günlere getiren köyümüzdür. Köyümüz olmasa biz bu mekanlara oturamazdık. Köylülük ayıp da değil, utanacak bir şey de değil. Gördük ki bu korona bir kez daha bize kim olduğumuzu hatırlattı. Ki tabi koronadayken koronanın sahibi Cenab-ı Allah, bizim Rabbimiz Cenab-ı Allah. Hiçbir şey Rabbimizin izni olmadan hareket edemez. Yapmak dahi kıpırdayamaz. Bunu bu duygu ve düşüncelerle idare etmek lazım. Yani biz hep korona deyip duruyoruz da Rabbimizi, Yaradanımızı burada unutuyoruz. Bunları bir sebep kılan halk eden Cenab-ı Hak. Yani adam ne diyor? Korona öldü, neden öldü? Ya korona kimse ölmez. Rabbim müsaade etmezse. Bakıyoruz içeride ölenler. Mesela Yaşar Aydın ve abimiz vefat etti. Allah rahmet eylesin. Tamam. Hemen bir koronavirüs yapıştırması yaptılar. Ben inanmadım. Yani zaten yaşlıydı. Değil mi Necid abi? Aynen doğru. Yani, yani. Başka bir hastalığı vardı zaten. Ha, yani. Şimdi bir de ben şuna üzülüyorum ya. Buradan bir de sitem edeyim. Bazı yayıncı kardeşlerimize. Aradım araştırmadan hemen Akçıkoy'da korona bulundu. Korona bilmem ne oldu. Şu mahalle garantiye alındı. Ya arkadaş lütfen bırakalım şu asparagus haberleri. Yani şimdi burada İlçe Sağlık Kurulu'nun müdürlüğü diye bir birim var. Oradaki Numan Çabuk kardeşimiz bize zaten bilgileri paylaşıyor. Oradan bilgi gelmeden bakıyoruz biz basıncı kardeşlerimiz yangına köyde gider gibi hemen korona oldu, şu oldu, bu oldu. Lütfen insanları ürkütmeyelim. Ve insanlara gerçek doğru bilgi verelim. Biz Yeni Akçı Olacağı Haber TV olarak ne yapıyoruz? İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu günlük VTR'leri ve bildirimleri hep yayınlıyoruz. Niye? Bir kardeşimiz de onu okusa, etrafında 3-5 kişi anlatsa, hani korona bir kişiye bulaştığı zaman bulaşıyor ya, bu da sağlıklı bir gidip bir kişi evet. Bir kişiye paylaştığı zaman bu çoğalacak. Bunu yapalım. İnsanlarımızı bilgilendirelim. Yani toplumumuz hakikaten demek ki ben şunu da gördüm. Dedik ya her hayırda şer, her şerde bir hayır var. Toplumumuz hijyenin ne olduğunu bilmiyormuştu. Bu vesileyle öğrenmiş oldu diyeyim. Bu kadar yetineyimciler. Aslında Kenan Hacı'nın vermiş olduğu mesajlar net ve çok açık farkındasan. Evet. Anlayanlar var artık herhalde. Bu sayende güzel mesajlar verdik Hacı. Hacı bu arada çiftçilik günümüz vaki. Bir de şimdi sen fındıkçılık da var. Önümüzde fındık sezonu da başlayacak. Bu konuda kaldığımız virüsü dolayısıyla biz işçi bulabilecek miyiz? Yaklaşan olan fındık mevsiminde ne yapacağız bu sene? O konuda bir fikrini almak istiyorum. O ne güzel bir şey. Hem çok zor soru sordun hem çok kolay soru sordun. Evet. Nereden başlayalım? Valla en zorundan başla, yani, en kolayına da var. Dönüp dolaşıyor, iş gelip koronaya geliyor. Evet. Yani Necid abi. Doğru. Şimdi daha önceden evet. Biliyorsunuz, işçiler doğudan geliyordu. Yani Güneydoğu'dan gelen işçilerle toplanıyordu. Fakat bu sene benim anladığım kadarıyla, çünkü bu şeyde de ulaşımda da kısıtlamalar var. Artı araçlarda da %50 kapasiteyle taşıma.
Şimdi biz geçen seneden biliyoruz. Yani bir minibüse 10-15 kişi geliyordu. Yani. Şimdi bir minibüs 8 kişiden fazla İtiremez. Taşıyamayacak. Zaten bu uluslararası kara taşımacılığı da dahil. İşte valinin yayınladığı ve bakanlığımızın yayınladığı genelgeler doğrultusunda biliyorsunuz 8 kişiden yani bir minibüs mesela 10 kişi ise 5 kişi. Şimdi Kenan abi mesele o değil. Lafını buldum. Burada maliyet artacak. Maliyet artırıyor. Evet, evet. Şu anda şimdi hesabını yaparsan hacı evet. 22-23 evet. liraya falan geliyor. Benim bir hesap yaptım ben Kabataş'ta. Yani. Şimdi bunların yevmiyeleri de büyük bir ihtimalle. Çünkü bunların şimdi, geliş gelişleri de var. Kenan abi çiftçimiz kıza bakmasın. Bizim fındık çiftçimiz kendini ağa paşa zannetti. Korona çıktı, oyun bozuldu. O zaman ne yapacağız? Fındık ağası olarak kendimiz başlayacağız. Ha, aynen o. İmece mi yapacağız? Eskiden... Ya, eskiden vardı zaten imece vardı Necat'cığım. Şimdi şöyle ki herkes mesela birbirine yardım ediyordu. Bugün mesela Ahmet'in bahçesine, bugün yarın işte Hacı Hüseyin'in bahçesine. Yani bu tip şeylerde birbirine yardımlaşma imece usulüyle yapılırsa büyük bir ihtimalle zaten daldan toplama denen bir olay bu sene eğer fındık işçileri gelmezse daldan toplama denen bir şey olmayacak. Yerden toplamayla olacağını zannediyorum. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek onu bilemiyorum. Buyurun hacı. Vallahi dedim ki ya bu millet ağalı paşalı belli bırakacak. Yani ben size de şaşıyorum ya. Adam bir ton fındığı var işi tutuyor kardeşim. Sen bir ton fındığını eşin varsa eşinden ya da çocuğun varsa güle oyna hoplaya zıplaya toplarsın. Aynen. Yani, acelenle mübarek adam zaten. Fındığı bir an toplayıp çarşıya iniyorsun. Dedi ki bu daha da biz koronanın da başındayız Kenan abi. Daha insanlarımız bir şeyin farkında değil de edemedi. İnsanlar tembelliğe alıştı da bu koronavirüs bu tembelliği herhalde önleyecek gibi geliyor bana. Öyle diyorsunuz. Oğlum Necdet orada bir sen de haber. şey yaptın. Yani. Saplama yaptın. Yani. Yani şunu diyelim. Şimdi üzücü olan şu. Hala insanlarımız biz tabi onu bıraktık. Artık makineyle tırpanlıyoruz yerimizi. Veya yaptık, zararını gördük. Hala insanlarımız maalesef yerini ot kurutma ilacı kullanıyor. Ama bakanlığımızın buna bir hesaplama getirmesi lazım. Ben buradan sesleniyorum. Yani bakanlığımız bunun önlemini almak zorunda. İlaveliğe zorunda. Şimdi bu hakikaten toprağımızı öldürüyor. Aynen doğru. Yani resmen. Gerçi burada şimdi uzman olsa konuşsa da. Ama maalesef. O da koronavirüse takıldı da uzman getiriyoruz ama. Yok uzman değil. Yani biz Rados Başkanı'na dedik yayınımıza katıl diye. Burada ismini zikredeyim. Levent Şahin Başar'ın. Yani ben bu tür programlara katılmama kararı aldım dedi. Biz de tabii saygı duyduk kendisine. Vakit tamam. Ama biz tabii ne yapalım dedi bir Yanaç Çubacı haber fazetem olarak bir üstad bulup bunu çıkaracağız. Evet. Siz bu ekip kafaya koydun bunu yapar. Evet onlar ilgili zaten bir çalışmamız var hacı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim şu anda fındık ağaçları ile ilgili Amerikan Beyaz Kelebeği ile ilgili mücadele kapsamında Face'den bir arkadaşlarımız Fındık Günlüğü diye bir şey oluşturmuş, grup oluşturmuş. Evet. Ve burada Giresun'da dahil bütün fındıkla uğraşan ve fındıkla ilgili çalışma yapan arkadaşlar burada görüşlerini yansıtıyorlar ve bunlarla ilgili mücadele nasıl yapılacağından bahsediyorlar. Ve bu gruptaki arkadaşlardan bir tanesiyle yakın bir zamanda bir söyleşi yapmak zorunda kalacağız. Ve artık bu ziraatçılarımız olsun, şey olsun bu konuda gerekli adımı atacağız. Gazetemiz olarak ve televizyon olarak gerekirse yazıyla, yazı köşemizde, internette
ve televizyonumuzda biz bunları yayınlayacağız. Evet Hacı. Kenan abi, şimdi anladığım kadarıyla şu var yani şimdi ne diyor uzmanlar, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani bu fıtrata da böyle olacak. Olmak zorunda zaten. Onun için insanlarımızı birileri bilgilendirmek zorunda. Ne diyorum? Zorunda diyorum. Evet. Çünkü benim köylü vatandaşım bilgi nereden alacak? Buna Ziraat olsa başkanı alacak. Eğer Ziraat olsa başkanıysa böyle mahallinde bir yer okula varsa çıkacaksın kardeşim. Ben yok şunu aldım yok bunu aldım demek olmaz. Seni buraya çağırıyorsun insanlar. Biz kimseden para pul istemiyoruz. Sadece yayına çıkıp ve sağ olsun yeni bir şeyde girişirdik. WhatsApp üzerinden bağlanabilirler. Ve şu anda İzmir'de de bizi yani söz söylemek isteyenler telefon numaramız şu anda ekranın altında. Yani oradan bize ulaşabilirler. Bize ulaşabilir, bilgilerini aktarabilirler. Biz kimseye kapalı değiliz. Onun için yani burada tabii ben şunu da görüyorum. Demek ki hani Akçakoca halkı şöyle güzel bir uygulama yapıyor. O belediye başkanlığında. Dördüncü sene sonunda beğenmese belediye başkanı kırmızı kart gösteriyor. Bence de iyi oluyor. Ama toprak da bize gösterecek kırmızı kart. Yok ben işte şeye geleceğim. Biraz daha sonra başkanı herhalde bu üçüncü dönem mi oldu? Dördüncü dönem mi ne oluyor? Evet. Dördüncü dönem. Herhalde yoruldu kardeşimiz. Dinlenmesi gerekiyor. Biraz bu akşam ağır konuşuyor ama o yüzden bana zor sordunuz diye. Anlaşıldı. Kırgınım. Yani biz çünkü davet ettik. Gelip yayınlara katılması lazımdı. Ki bence katılmama biz çünkü kendisine bunu tercih ettik. Bize bir katılmamasının nedenini açıklayamadı. Biz burada açık olacak halk adına konuşuyoruz. Kendi adımız, şahsi adımız konuşmuyoruz. Zaten hiçbir zaman şahsi olarak hiç konuşmadık. Konuşmayız da. Evet, aynen. Onun için lafımız ağır olacaksa gene Akçakoca halkı adına ağır oluyor. Hı hı. Halk kendini ifade edemiyor ama biz de onların adına buradan söylemlerimizi de getiriyoruz. Ha, varsa bir şeyi başkanımızın teksim edebilir. Yayınımız gene açık. Biz kimseye küs, dargın değiliz. Öyle bir şeyimiz olmaz zaten, lüksümüz. Dedi ki şu anda da bizi izliyorsa katılabilir, görüşlerini beyan edebilir. Ve fındık tabii mevzusu sabaha kadar bitmez. Bitmez. Abi, bu sene dedi ki korona nedeniyle yeni bir sistem herhalde olacak. Bu nasıl olacak ileriki günleri göreceğiz. İşte Kenan abim dile getirdi. Ben de bir araştırdım. Önce Giresun valiliği bununla ilgili bir şey yayınladı. Tahminim herhalde tabii doğudan geliyor oradaki kardeşlerimiz bizim fıtığımızı toplamaya. Oradaki insanlar bir kere korona var mı yok mu diye bunlar sağlık kontrolüne geçecekler. Aynen öyle. Evet. Aynen karantinada olması lazım hacı. Şimdi işte, evet. Hacca gidip gelenler 14 gün karantinaya giriyorsa bu gelenler de karantinaya alıp öyle şey yapmak lazım. İşte, yoksa koronavirüsü biz yine hortlatmış olacağız yani. Bir de önceli benim duyduğum olay şu. Mesela bize gelen veya hacı mesela hacıya gelen işler var geçen seneden. Onların isimlerini tek tek vereceksin. Nereden gelecek? Geliyor mesela Diyarbakır'dan veya Mardin'den. Evet. Mardin valiliğine isimleri vereceksin. Onlar kontrolden gelecek. Buraya geldikten sonra senin dediğin gibi 14 saat pardon 14 gün karantinada kalacaklar. Ondan sonra o zaman Ağustos'ta biz fındık sokmaya başlıyoruz hacı. Yani o zaman ne zaman gelecekler bunlar? Temmuz'un 15'inde. Bunlar hep maliyet. Deminden beri Kenan bir şey çıkardı. Araba parası, şey parası. Bir de bunlar burada 14 gün önünden zaman, gelecek. Bunlara bakacağız. O zaman işte dedi ki Necdet abi yapacak olan şu. Yani birileri çıkıp bizim insanımızı bilgilendirmek zorunda.
Ben yayına çıkmam, oraya çıkmam, buraya çıkmam lüksü yok. Evet, aynen katılıyorum hocam. Vali ise vali, kaymakam da kaymakam. İlçe, il tarım müdürlüğü ise... Ama şu anda kesinlikle bu konuyu el atmaları gerekiyor hocam. İşte ağır dedik ya, bir baştan zor soru sordunuz dedik ya Kenan abi. Evet. Yani şu, biz burada bunları konuşmazsak kim dillendirecek? Şimdi Yeni Akçay Hoca Haber Gazetesi öncelik vermiş olduğu konular var. O konular Yeni Akçay Hoca Haber'de çıkar. Biz Asfalas haberleri yapmayız. Evet. Şöyle böyle yapmayız. Bakın şimdi bu fındıkçılarımıza çok ilgilendiriyor. Ve şu anda internet aslında doğru boşaltması lazım ama nerede o millet? Hacı'nın dediği gibi şimdi deminden beri Hacı sesinizde buldu ve çok doğru. Kenan söyledi, ben de söylüyorum. Sayın Ziraat Odu Başkanı veya vali veya kaymakam, bununla ilgili kim ilgilendiriyorsa bu konularda gelecek. Bize vermesin canım, başka basına versin. Ama halkı bilinçlendirsin, bilgilendirsin. Ama biz Yeni Akçay Hoca Haber Gazetesi... Bir dakika Kenan Necid abi, orada dur şimdi. Biz evet. Basın yayın kurumuna bağlı bir gazeteyiz. Evet. Direkt Cumhurbaşkanı'na bağlıyız. Hı hı. Yani öyle biz sıradan bir gazete değiliz. Sıradan bir yayın yapmıyoruz. Biz halkımızı... Bunu da bilsin değil mi? Tabii. Yani, valla bizim vatandaşlarımız benim anladığım kadarıyla iyice tembelliğe alışmışlar acık. Dedi ki Kenan abi... Zaten bakın bir izleyicimiz de diyor ki fındık dalda kalmaz. Birçok Akçok Hocalı ne diyor? Ben söyleyeyim, Hançer Ünlü diyor ki Hacı, fındık dalda kalmaz, yerli olup işçi olan birçok Akçok Hocalı var. İşsiz zaten, olan diyor yani. İşsiz olan, zaten bizim baştan söyledik imece yapacağız ama... Vallahi ben köyde dal çektireceğim, adam bulamadım. Evet, bu ben aynı şeyi ben söyleyecektim şimdi. Bizim artık Akçok Hocalılar... Fındık toplamaz. Hacı daha iyi bilir onu. Öyle mi Hacı? Dedi ki işte... Fındık ağası oluyorsa işte... yani dedi ki bu korona insanlara yeni bir dizayn yaptıracak. Bu dizayn nasıl olur? Onun için uzmanları... Benim kafamda bazı şeyler oluşuyor da... Yani söz hakkı benim şey olmadığı için... Ben de saklı kalsın. Yani... Ha burada şimdi dedi ki Necid abi, şeyden şeye geçtik ya, tırpandan şeye geçtik. Vallahi bizim insanlarımız hala tembel, maalesef. Maalesef. Bu tembelliğin... Katılıyorum. Tembelliğin faturası ağır oluyor. Bugün ben tarlamda çilek toplardım, çilek. Hı hı. Artık Aktaş ve Üstük kesimlerdeki köylerden geliyor. Hı hı. Onları özel bahçelerde yetiştiriyorlar. Bu bizim ayıbımız. Hı hı. Yani şunu diyeyim, şimdi Elimoğlu bizim göz yaşımıza acımaz. Hı hı. Burada bir sektör oluşturur. Yani ilaç sektörü. Ben geçtiği dönemimizde Kaçak diye bir film vardı, doktor dizisi. Evet. O zaman ben onu anlayamamıştım ama sonra yıllar sonra tekrar o filmi izleyince o doktor Kimball İlaç baronlarına karşı bir savaş veriyor. Eşi öldürülüyor, çoluk çocuğu öldürülüyor ama gene de yılmıyor. En sonunda bu adam şeyi başarıyor. İşe ediyor yani. Ve şimdi bizim maalesef tarımda da aynı. Sektör maalesef tamamen bunların elinde ve bizim halkımız şimdi Kenan abi orada dedi ki 14 Mayıs dünya çiftçiler günü dedi. Bana ne? Dünya çiftçiler günü size. Bana ne faydası var? Yani benim çiftçim ne kadar bilgilendiriyor? Benim çiftçim ne kadar bilinçlendiriliyor? Benim çiftçim ekonomik olarak nerede? Benim çiftçim yeri hacizli mi? Benim çiftçim elektrik parası ödeyebiliyor mu? Benim çiftçim evine ekmek getirebiliyor mu? Veya sattı ürünün parasını alabiliyor mu? He. Bir de onu düşünmek. Yani işte bugün işte soğan tarlada kalmış. Kardeşim geçen sene soğan ateş pahasıydı, insanlara bu sefer tekrar geri ektirildi. Ya iyi de bir ülkenin tarım politikası olması lazım. Ya biz bu kadar aciz miyiz ya? Sayın Cumhurbaşkanımız
İnşallah bizi duyar ve insanlarımıza sahip çıkar. Bir ara limon da işte koronavirüs yüzünden ihraç edilmez, yasaklandı. İnsanlar mağdur edildi. Şu anda tekrar yine önü açılmış. Yani bilemiyorum arkadaşlar. Böyle bir garip ülkede yaşıyoruz. İnşallah iyi olacak diyelim. Bu koronavirüsü uyanmamıza vesile olur. Ama daha önce uyanamadık gibi geliyor bana. Zaten esas koronavirüsün etkilerini şu kriz günleri geçtikten sonra anlayacağız bazı şeyleri. Ondan sonra da vay biz ne yaptık diye kendimizi... Ama tabii şimdi bu tarım üzerine şimdi devletin çok büyük bir adım atması lazım Hacı. Bu kotalar gözden geçirilmeli, işte nedir hibrit tohumlar ortadan kaldırılmalı. Çiftçilerimiz yerli tohumlar... Ya Kenan abi sözü geçeceğim. Şimdi Canan Karatay diye bir profesör ablamız vardı, ben onu önemsiyorum. Evet. Ve bu kadın şu anda yayına çıkarılmıyor. Bana bilmiyorum, sen araştın mı? Bu kadının evet. Yayında neye çıkarılmıyor? Çıkarılmıyor işte. Şu anda gerçekler anlattığı için çıkarılmıyor. Ha. Yani birilerinin çarkını çomak soktu bu kadın. Şimdi ben onun bir programını izlemiştim acı. Programında şunu anlatıyordu. Evet. Çankırı'da kaya tuzu mağarası var. Evet. Bu mağarada gezi yaptı. Ve bu mağaranın işte astım ve KOAH hastalarına iyi gelen bir maden olduğunu, yani tuzun, evet. Kaya tuzunun bir maden olduğunu anlattı. Şimdi bu yörede de böyle bir şeyler teşebbüs yapanı yok. Yani bu mesela şey de var, Balıkesir tarafında veya Datça tarafında bir yerde bir arkadaşımız tuz dinlenme odaları yaptı. Ya Kenan abi şuna bak kardeşim. Resulullah Efendimiz Allah Resulü bundan bir de söyleyecek. Ne diyor? Yeme başlarken tuzdan başlıyor. Bir tek tuzdan bitiriyor. Evet. Kardeşim, Kenan abi. Şimdi ben onu anlatacağım. Şimdi şey Canan, belli ya. Canan Karatay burada tuzun Allah tuzla Allah, ilgili. Allah Allah. Adamı Ramazan adamı kafadan atılmıyor kardeşim. Tuzla ilgili gerçekten çok büyük şeyler yaptı. Araştırmalar yaptı. Fakat bu belgesel olarak yayınlanan program bir müddet sonra ortadan kalktı. İşte soruyoruz Kenan abi. Ne niye kaya tuzunun önemini, mesela biz safir tuz bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam, kaya tuzundan yapılmadır. Bu da Çankırı'da fabrikası var. Ya, biz mesela eskiden hacı, şimdi buğdayı, ne yapıyorduk biz buğdayı? Buğdayı ekiyorduk ya. Buğdayı ekiyorduk, devamlı dövüyorduk. Evet. Ondan sonra aynen gidiyorduk şey değirmene. Su değirmenlerine bildiğim kadarıyla. Su değirmenlerine. Tabii su değirmenlerine gidiyorduk. Değirmenlerine çektik. Ya bizde vardı. Kepekli mepekli çünkü aynen. Taze. Şimdi yediğimiz ekmekten yeni mi öğrendik? Kenan abi bunu da Necid abi. Diyor ki yani bu yediğiniz ekmek yenmez. Hayırdır? Ya bunun kepeği ayrılmış, şu ayrılmış, bu ayrılmış. Posa hadi yiyoruz. Köpeği asana da yemeyecek. Hadi ben bazen denedim, köpek yemiyor. Aynen dedin, doğru Hacı. Şimdi un fabrikalarında ben onu izledim, inceledim. Şöyle ki, bu kepek ayrılıyor ya, bu unu yüktükten sonra ayrılan kepeğin içerisinde esas besleyici özellikli olan rüşeğin maddesi var. Bu insanların, yani biz daha önceden mesela yaptığımız ekmekler veya şeyler çok ne yapardı? Buğday fazla durursa, un fazla durursa çürümeye yüz tutardı. Yani taze çektirdik. Mesela bu ay mesela bir çuval un çektirelim, vallahi, giderdik, değirmenine çektirdik. Abi lafı şuraya getirelim. Yani bu biz tekrar başa dönmek zorundayız. Bu korona diyor ki başa dönün diyor. Başka Cenab-ı Hak bize de onu buyuruyor. Dönün diyor başa. Siz diyor, fazla şımardınız, fazla kirlettiniz. Dünyamı, ben size bir dünya verdim, bu dünyamı fazla pislediniz diyor Rabbim. Kendinize çeki düzen verin, bir yaratıcının var olduğunu hatırlayın diyor Cenab-ı Hak, Kenan abi. Ben Cenab-ı ablamı burada tekrar elini öpmek istiyorum. Bu ablamız bize gerçekleri anlattı, gerçekleri anlattı. Ama maalesef ben burada üzülerek söylemek istiyorum. Bizi birileri zehirliyor.
Maalesef. Halkımız da buna uyansın kardeşim dediğim gibi. Evet. Şimdi Hançer şöyle bir yazı yazmış herhalde gördüğüm kadarıyla. Evet. Hayvancılık, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü haşere ve verim ile ilgili eğitim semineri yapmış. Kaç çiftçi katıldı? Şimdi o konuda... Fakat biz o konuyu şöyle anlatayım hacı. Bunu kaç kişi duydu? Onun önce bizim haberimiz var mı? Bu konuda Acın'ın haberi var mı önce? Bunu sorayım. Yok. Vallahi şimdi buradan bahsediyor değil mi? Bana zor yerden sorduğunuz diye. Yok bu seminerle ilgili bize bir davetiye verildi mi? Sağırlar, körler birbirine ağırlar hikayesi var ya. Aha. Yani maalesef yukarıdan bunlara bir tanım geliyor bugün bürokrat efendilere. Evet. Bürokrat efendiler yapmış olması yapıyorlar. Evet. Kardeşim, sen burada köy geleceksin. Ey bürokrat. Senin işin ne? Topat yapmak mı kardeşim? Sen gidip de köy muhtarlarını çağırıp da köy halkını bir köy odası, cami odası toplayıp bir bilgi edildin mi? Yok. Hayırdır ya. Ama önceden biliyorsun hacı biz şeydeyken ben çalışırken Tarım Müdürlüğü'nün faaliyetlerini ben bilgisayarla ilgili sunum hazırlıyordum. Köy bu sunumlar yapılıyordu. Ama kaç sene önce? Oo, sen emekli oldu kaç sene oldu? Bayağı oldu şimdi. Oldu, bu programlar gene yapılamaz mı? Onlar, gene gündeme gelemez mi? Kenan abi bir reklama gidecektim. O şeyin şirketi ismini vermek istemiyorum. Fındık... İsim verme sen direkt he, şey yap. Yani bu adamlar bunu yapıyorlar da köy gezip halkı bilgilendiriyorlar da çiftçi yanına çekmek için. Benim içi tarımım ne iş yapıyor? Oturur, maaş alırlar, moda düzenlerler. Bir de köylünün destek parası ne veriliyor? Evet, destekleme parası. Evet, bir de ondan parası alırlar. Ziraat dolusu aynısını yapar. Aynen. Yani açtırmasın kutuyu, sıramasın kutuyu ya. Zaten şimdi şöyle, bu seminer bu günlerde yapılmaz. Basının haberi yok sevgili Hançer. Köylünün nasıl haberi olacak? Köylü zaten köyden de oraya çıkmıyor. Yani bunlar hacının dediği gibi yani iş yap olsun da köye geçsin. Köydeki vatandaş zaten şehre inecek de. Zaten geçmiyor gibi. Seminere katılacak. Bir de yasaklar var. Bir de şehirdeki vatandaş köye çıktı zaten. Evet. Çiftçilik daha güzelmeye başladı. Evet sevgili Kenan şimdi hacıya biraz daha deşersek bu maalesef akşamda bayağı sinirlendi. O zaman bir toparlayalım ve hocanın son sözlerini alalım. Ondan sonra hemen 2 saatimizi yok, geçtik. Kenan abi tabii, sinirlenmedik de. Yok sinirlenmedik. Haykıracağız ki en azından koronavirüs etkisi yapsın. Evet Necat'cığım buyurun. Evet değerli dostlar, bir sıkıntı yaşadık. Sadece bizde değil, Türkiye genelinde bir siber saldırı oldu. Ve biz de yayınımıza ara vermek zorunda kaldık. Biz de dedik ki artık bu saatten sonra bu yayını burada bitirelim. Önce Hacı'ya bağlanalım, ondan sonra kendine alalım ve bu akşamı böyle bitirelim dedik. Evet sevgili Hacı buyur. Evet, yine Tübay Haber Hacetemiz izleyicileri. Yayınımız Necdet'in böylediği gibi kısıntıya uğradı. Ama bu teknolojinin nimetleri, nimeti olduğu gibi küfet oluyor. Tam biz hızımızı almışken maalesef İstime girmiştik. Yani istenmeyen bir şeye uğradık. Evet. Demek ki bunlar olabiliyor. Ben buradan sevgili seyircinin Ramazan-ı Şerif'in tekrar tebrik ediyorum. Yaklaşmak olan Kadir Gece'de şimdi tebrik ediyorum. Ve Ramazan bayramımız da şimdi mübarek olsun. Yani şunu da şey yapalım. Ramazan bayramında eski kirli güvenliğimizi bir kenara bırakıp birbirimize virüs bulaştırmayalım. Uzaktan selamlaşalım.
öpüşmeyelim, tokalaşmayalım. Ki bu bayram böyle geçecek. Ve bir nedeni de olsa bu kurallara uyalım. Çünkü o sağlıkçılar, geçen televizyonu izledim. Kadıncağız, hemşire ablamız ağlıyor. 2 aydır evlatlarını görmemiş, kolay değil. Ve şu an hakikaten tüyüm diken diken oldu o sahne anlatırken. Biz burada, gene bu akşam bir televizyon izledim Necdet abi. Evet. Haberlerde 2 tane kızımız sokağa çıkma serbestinde yerlerde yatıp uğradılar. Yani numara çocuklar. Tamam mı? Herkes bir şeyleri özlüyor da. Ama burada önemli olan sağlık. Sağlık. Tabii siz gençsiniz, sağlık olabilirsiniz ama ya sizde bu bulaşıcı hastalık varsa, o eve gittiği zaman orada annesi babası bulaştıracak. Bu düzgün düşüncelerle hepinizi sevgi saygı muhabbeti selamlıyorum. Geceniz mübarek olsun. Tekrar bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet oluyorum. Teşekkür ederiz Kancı. Bu konuda zaten bu konu bitmez. Bayramdan sonraki konularımız zaten bu fındık ve üretici ve çiftçiler konusu biz işlemeye devam edeceğiz. Ama uzmanlar ama işte yetkililer varsa çıkartıp konuşuruz. İnşallah o zamana kadar da bazı yasaklar kalkar diyelim ve Kenan'a sözü bağlayayım. Evet, bu koronavirüs dolayısıyla zaten bayağı sıkıntılar yaşıyoruz. Yani bugün yaşlılarımızın 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma günüydü. Ben şöyle bir çıktık baktığımda yaşlılarımızın hepsi bankta oturuyor. Yorulmuşlar. Hatta gittim ben bir tanesiyle bir konuşayım diye. Amca dedim ya sokağa dedim çıktınız madem dedim şöyle dolaşsanız da vallahi dedi evde otura otura dedi dizlerim dedi şey yapmadı dedi artık yürüyemiyorum dedi. Demek ki yani spor yapma zamanı gelmiş yaşlılarımızın. Bunda gerçekten üzüldüm yani. Ama bir koronavirüs davası nedeniyle zaten yaşlarımız ve 20 yaş altı, 25 yaş altındaki gençlerimiz diyelim, hep evde kaldılar. Diğerleri de işte kısıtlı. İşte nedir, maskesiz çıkmayalım. İşte nedir, birbirimize fazla yaklaşmayalım. Yani hacının söylediği gibi, gerçekten bu günlere aramak zorunda kalırız. Yani ya hepten içeride kalırsak, ya bu virüs devam ettiği zaman da içeride kalırsak ne olacak? Bir de bunu düşünelim. Ve ben şunu söylemek istiyorum. Mesafemizi koruyalım. Marketlerde, manavlarda aşırı yığılmalar, aşırı izdihamlar yapmayalım. İşte buna da kim şey yapacak? İşte zabıtamız ve polis arkadaşlarımız devamlı millet uyardıklarını biliyorum. Bu uyarılara kulak verelim. Çünkü sağlıkçılarımız artık evinden dışarı çıkma değil, evini özlemiş sağlıkçılarımız var. Evine gidemeyen sağlıkçılarımız var. Bir de bunları düşünelim. Normalleşme içerisine girdik. Bugün Sağlık Bakanımız açıklama yaptı. İnşallah en kısa sürede normalleşmeye döneceğiz. Ve turizm olarak da işte nedir? Herhalde büyük bir ihtimalle 1 Haziran civarında uçaklar ve bazı şeyler serbest bırakılacak diye ümit ediyoruz. Çünkü öyle bir açıklaması var. Bu nedenle ben bütün izleyicilerimizin işte Kadir Gecesi'ni ve önümüzde yaklaşmakta olan bayramı hepinizin tebrik ediyorum. Ve bizi izlemeye devam edin. Biz doğru haberler vermeye devam edeceğiz sizlere. Ve sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Necat'cığım söz senin.
Evet, teşekkür ediyorum. Grup Başkanımız Sayın Hüseyin Denizgöz'e ve Kenan Nergöz'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bizim demin de bahsettiğim gibi Çiftçiler Günü dolayısıyla bazı sorunlarımız var. Yaklaşan fındık sezonumuz var. Bu konularda bize bizim ince dokunuşlar lazım. Bu konularda bizlere yardımcı olman lazım. Evet, biz virüsten bahsettik. Bugün bu akşamki konumuzda. Eski Ramazanları iade ettik Kenan Bey'le beraber. Ondan sonra hava şehitlerine, engeller haftası dolayısıyla engellilere, eczacılar ve hemşirelere ve çiftçilerimize günlerini kutlu olsun diyoruz. Şimdi 19 Mayıs Salı akşamı biliyorsunuz Kadı Gecesi. Biz daha evvel de yayın başında söyledik. Salı akşamı Kadir Gecesi'nde sizlerle beraber olacağız. Mevlid-i Şerif ile sizlere sunacağız. Ondan sonra da biz baştan da söylemiştik. Yarın Cumhurbaşkanımızın açıklamasını bekleyeceğiz. Konuşmadık. Çünkü bazı bayram geliyor. Bayram namazını kılar mıyız? Bayramlaşır mıyız? Onu da yarın akşam Sayın Cumhurbaşkanımız arada açıklar. Ondan Salı günü de sizlere biz de bilgi veririz. Biz bu akşam dilimiz döndüğünce, kelimelerimiz yettiğince sizlere beraber olmak olduk. Çok mutlu olduk. Sizlere 2 saati geçen bir yayın yaptık. Sibel salgınına uğradık ama yeniden buluştuk. Ve bir iyi akşamlar dedik. Son günlerimi yaşadığımız Ramazan'ınız tekrar kutlu olsun, mutlu olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı sağlıklar diliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.